Ali Bey hoş Hoş geldiniz. bulduk. 4 Eylül Cuma haftası vizyona 7 tane film girdi, yeni film Evet. girdi. Bunlardan bir tanesi de Pretoria'dan Kaçış. Bu film hakkında yorumlarınızı rica edeceğim sizden. Pretoria'dan kaçış biraz kendi örneklerini hatırlattı bana. Çünkü sinema tarihinde bir yerlerden kaçış, yani esir kampından kaçış, hapishaneden kaçış, hastaneden kaçış hikayelerini ve bunların büyük bir bölümü de gerçek hikayelerdir. Çok seyrettik ve büyük yönetmenler, çok usta yönetmenler nefesimizi tutarak bunları seyretmemizi sağladılar. O filmlerin bütün o kaçış süreci boyunca kahramanla birlikte sizi bir şekilde ortamın içine sokma ve sanki sizin de oradan kurtulacağınız gibi duyguya sizi bayağı derinlemesine indirme şeklinde bir ustalığı vardır. Yani siz önce o şartların içine girersiniz, onlarla birlikte eziyet görürsünüz veya ruhen sıkılırsınız ama ondan sonra onlarla birlikte özgürlüğe kavuşursunuz. Pretoria'dan kaçış onların formüllerine yakın bir formül bulmuş. Onlar kadar başarılı olmayabilir ama gerçekten de ilgiyle seyrediliyor. Kısaca Güney Afrika'nın apartheid yani ırk ayrımcılığı döneminde 1978 yılında iki beyaz aktivistin tutuklanması ve birinin 12 yıl küsur, birinin 8 yıl küsur hapse mahkum edilmesi ki iki beyaz aktivist, iki genç adam, iki kafaları muazzam çalışan yetenekli adam bunların hapishaneden kaçış hikayeleri bir kişiyi daha yanlarına alarak ama bu kaçış hikayesi boyunca ben şimdi burada sürpriz bozan vermeyeyim. Öyle bir yöntem kullanıyorlar ki gerçekten hayranlık duyuyorsunuz. Çok sabırla çok uzun sürede iyi bir planlama, iyi bir çalışma ve sürekli pratikle. Bu kadarını söyleyeyim. Baştan sona ilgiyle izlenen bir film olduğunu altını çizeyim. Başroldeki oyuncumuz da Harry Potter'ımız Daniel Radcliffe. Pretoria'dan kaçış bir hapishaneden kaçış Tabii. serüvenini anlatıyor. Daha önce de birçok kez işlenmiş bir konu bu. Daha önce işlenmiş ve artık kült filmler içerisine giren bir ya da iki tane film ismi verebilir misiniz bize? Büyük Kaçış var. Steve McQueen'in oynadığı. Zafer'e Kaçış var. Aslında belki böyle bir kaçış öyküsü olmayan ama bizi kahramanlığıyla çok özdeşleştiren Guguk Kuşu filmi var aslında. En büyüğü, en önemlisi de o. Oradaki özgürlüğe ulaşma, o parmaklıkların arkasındaki özgürlüğe ulaşma hikayesi var. Çok fazla örnek var bu tür filmlere. Bu uzun süredir seyretmediğimiz bir film türüydü aslında. Çünkü kaçış filmleri kategorisinde bir sürü film ele alınabilir. Ama bu film biraz önce de söylediğim gibi o ustaların formüllerine yaklaşarak bunu hikaye etmiş. O formülde de çeşitli karakterler, genelde şöyle işler, çeşitli karakterler vardır filmin içerisinde. Bir baş kahramanımız vardır, onun çevresinde birkaç daha yardımcı karakter vardır. Bir de kurbanlar vardır. Mesela Kelebek Evet, en önemli en önemlisi. filmlerden biri. Film boyunca siz kahramanın özgürlüğe kavuşması için yerinizde duramazsınız. Çünkü aslında o kahramanın özgürlüğüyle birlikte belki sizin seyirci olarak kişisel hayatınızdaki bazı prangalardan kurtulmanız da onunla özdeşleşir. Yani konforlu bir hayat sürdüğünüzü zannederken bazen bir yerlerden kaçmanız gerekiyordur. O kaçış orada somut olarak perdeden size yansır ama siz de ruhunuzda o zincirleri kırabilirsiniz. Hani derinlik derken bunu kastettim. Çünkü genelde bu filmler iyi çekildiklerinde yıllar içerisinde çok değer de kazanırlar ve defalarca da seyredilir sonunu bildiğiniz halde. Dolayısıyla bu filmde tabii o kadar büyük, o kadar ustalıklı bir film değil. Fakat o formüllere saygı duyuyor
Ve onları yinelerken de onların izinde gitmeye çok gayret ediyor. Hani hem onlardan kopya çekiyor ama hem de kendine özgü bir hikaye anlatıyor. O açıdan beğendim. Film bir de tabii o ırkçılık inanılmaz dünya tarihinin gördüğü ırkçılık rejimini gayet iyi belli noktalarda böyle keskince eleştiriyor tabii. Esas onun üzerinden devam eden bir film değil ama gerçek hikaye olması ve o kaçış serüveni çok cazip. Anladım. Peki eğer hani 10 üzerinden bir skala üzerinden değerlendirirsek... 5 üzerinden 3,5, 10 üzerinden 7. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun.